Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz şimdiden. Teşekkür ederim. Bugün sizinle Kalite Elçileri Buluşuyor webinarımızın ikincisi olan öğrenci katılımı üzerine bir webinar gerçekleştireceğiz. Öncelikle size kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Gamze Uyuk, Atılım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda YÖKAK'ta öğrenci komisyonu üyesiyim ve MÜDEK'te de öğrenci değerlendirici olarak görev alıyorum. Bugün aslında başlamadan önce değinmek istediğim birkaç nokta var. Bir önceki webinarımızda bizi çok mutlu eden bir katılım sayısıyla karşılaştık. 82 farklı üniversiteden yüksek sayıda katılımcıyla beraber ilk webinarımızı gerçekleştirdik. Şimdi sizlerle ikinci webinarımızda buluşuyoruz. Bu webinarımıza da başlamadan önce aslında konuğumuzu da davet etmeden önce size bahsetmek istediğim bazı şeyler var. Sizlerden gelen geri dönütlerle, anketlerden topladığımız ve değerlendirdiğimiz sorularla beraber bir soru dizisi hazırladık diyebilirim. Öncelikle ilk sorumuza düşünecek olursak bize neden Zoom üzerinden bir yayın yapılmıyor da bu platformdan bir yayın yapılıyor diye sormuşsunuz. Aslında katılımcı sayımız biraz fazla olduğu için ve moderasyonun da bizler için kolay olması için bunu tercih ettik. O yüzden de bunun üzerinden ilerlemeyi düşünüyoruz. Şimdi konuğumu almadan önce sizlerle ilk olarak öğrenci komisyonu üyemiz Fatma Ayvat'ı davet ederek onun bahsetmek istediği şeyler üzerine tartışmak istiyorum. Fatma hocamı alabilir miyiz? Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bu hafta webinar etkinliğimize yeni dahil olan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden ben kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Ben Fatma Ayvat, YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesiyim. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde doktora öğrencisiyim. Geçen haftaki webinarımızda gelen öneriler ve sorular ışığında bu haftaki webinarımıza başlamadan önce aslında kısaca bazı konular hakkında sizlere bilgi vermek istedik. Öncelikle YÖKAK olarak biz kimiz? Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun görevleri neler? Biz neler yapıyoruz? Bunlardan size bahsetmek istiyoruz. YÖKAK aslında ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre üniversitelerin dış değerlendirmelerini yapan resmi bir kurum. Uluslararası akreditasyon kuruluşlarını tanıyan, ulusal akreditasyon kuruluşlarını ise yetkilendirmekle sorumlu olan bir kurum aynı zamanda. Üniversitelerde kalitenin hem içselleştirilmesi hem de yaygınlaştırılması amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun temel faaliyetleri peki neler? Bunlar bizim için çok önemli faaliyetler. Kurumsal dış değerlendirme programını yürüten bir kurum bu kurum. 160 dış değerlendirme gerçekleştirdi son 5 yılda. Burada aslında bu dış değerlendirmenin gerçekleştirdiği üniversitelerden 104'ü devlet üniversitesi, 51'i vakıf üniversitesi, 5 tanesi de vakıf meslek yüksekokulu. Aslında ülkemizde 207 tane üniversite olduğunu düşündüğümüzde 160 tane dış değerlendirmenin gerçekleştirilmiş olması bizim için çok çok iyi bir rakam. Peki dış değerlendirme süreçlerini yürütecek ekipler nasıl yetişiyor? Bu amaçla yapılan 5 dış değerlendirici eğitiminde 527 değerlendirici yetiştirildi. Ayrıca kalite kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 14 bilgilendirme ve paylaşım, 4 çalıştay, 36 kurul toplantısı, 11 değerlendirme ve geri bildirim yapıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun temel faaliyetlerine devam edersek ilk başta da söylemiştik. Aslında ulusal akreditasyon kuruluşlarını yetkilendirmekle sorumlu YÖKAK. Burada program akreditasyonu kavramı karşımıza çıkıyor. Program akreditasyonu kavramı biraz yabancı olabilir sizlere. O yüzden bundan biraz bahsetmek istedik. Aslında program akreditasyonu bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen bir değerlendirme ve dış kalite güvence sistemi aslında. Bu şekilde de YÖKAK'ın ulusal görevlerinden birini aslında görmüş oluyoruz.
YOKAK tarafından yetkilendirilen 16 ulusal akreditasyon kuruluşu bulunmakta değerli arkadaşlarım. Bu kuruluşların isimlerini burada görüyorsunuz. SABAK, FEDER, MÜDEK gibi aslında birçok alanda, farklı programlarda yani sağlık gibi, mühendislik gibi, eğitim gibi birçok ulusal akreditasyon kuruluşunun yetkilendirme süreçlerini yürütmekteyiz. Burada çok kısaca SABAK'a değinmek istiyorum. Orada öğrenci değerlendirici olarak görev yaptığım için. Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. Bu dernek sağlık alanında fizyoterapi, hemşirelik gibi birçok farklı sağlık alanının tanınma süreçlerini yürütüyor. Ulusal süreçlerden biraz ilerlersek, Yükseköğretim Kalite Kurulu uluslararası platformlarda nasıl yer alıyor, neler yapıyor? Bizim aslında kendi ülkemizdeki akreditasyon kuruluşlarını yetkilendirdiğimiz gibi uluslararası boyutta da bu süreçleri yöneten bazı çatı kuruluşlar mevcut. Yani aynı dış değerlendirme süreçlerine YOKAK da dahil oluyor ve uluslararası boyutta tanınırlığını, söz sahibi olma durumunu, ilişkileri aslında arttırmaya çalışıyor. Bu nedenle de farklı üyelikler, işbirlikleri, paylaşım toplantıları yürütülüyor. Burada aslında en yeni, en güncel olan üyeliğimizi ilk başa koymak istedik. ENKA yani Avrupa Yükseköğretim'de Kalite Güvencesi Birliği bir ay önce buradan YOKAK tam üyelik sağladı. Ayrıca Asya Pasifik Kalite Ağı'na üye oldu. Ayrıca Amerikan Akreditasyon Kuruluşları Derneği'ne de üye oldu. Uluslararası konumda yaptıklarımız bunlar. Burada aslında biraz da kendimize de değinmek istedik. ENKA değerlendirme takımı dış değerlendirme sürecinde YOKAK'a geldiklerinde kurul içerisinde aslında birçok farklı odak grupta toplantılar yaptılar. Bu gruplardan biri de biz öğrenci komisyonu olarak yer aldık. Aslında burada bu toplantıda yükseköğretimde kalite süreçlerinde öğrenci katılımının nasıl olduğunu, neler yaptığımızı, çalışmalarımızı, planlarımızı bize sordular. Ve biz de olabildiğince cevaplarımızı vermeye çalıştık. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Peki uluslararası boyutta YOKAK başka neler yapıyor? En başta aslında söylemiştik. Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması sürecinde yürütüyor. Bu neden önemli bizim için? Aslında birçok program akreditasyonu kavramından bahsetmiştik. Birçok program hem ulusal hem de uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvurular yapıyor. Ulusal akreditasyon kuruluşlarını yetkilendiriyoruz. Evet bu çok güzel. Ama programların başvurdukları uluslararası akreditasyon kuruluşlarının da tanınır olması çok önemli. YOKAK da bu süreci aynı zamanda ulusal olan çalışmalarına ek olarak bu süreci de ilerletiyor, yürütüyor. Aslında buraya kadar paylaştığım tüm bilgiler YOKAK'ın ana sayfasında ayrıntılı bir şekilde yer alıyor değerli arkadaşlarım. O yüzden daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak isterseniz YOKAK'ın ana sayfasını da ziyaret ederek bu bilgilerin ayrıntılı hallerine ulaşabilirsiniz. Son olarak hepimizin aklına takılan aslında en önemli soru şu. Kalite elçisi kim ve kalite elçisi kimler olabilir, kimler bunu yapabilir? Burada bizim için en önemli olan şey aslında YOKAK'ın bu süreçteki en önemli fonksiyonu bu süreci içselleştirilmesi, bu kültürün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Yani bunu hayatımızda bir yaşam tarzı haline getirmemiz. Bu içselleştirme ve yaygınlaştırmada tabii ki bizim elçilere ihtiyacımız var. Bu nedenle de öğrenci arkadaşlarımız, yani biz hepimiz bu sürecin en önemli paydaşlarıyız. O yüzden kimler olabilir kalite elçisi dediğimizde, yükseköğretimde kalite kültürü hakkında okur yazar olan, ilgi duyan, araştırmalar yapan, kendi üniversitelerinde çalışmalar yürüten tüm öğrenci arkadaşlarımız hepimiz birer kalite elçisiyiz diye düşünüyoruz. Benim aktaracaklarım bu kadar. Umarım aklınızda kalan tüm soru işaretlerini az da olsa giderebilmişimdir diye düşünüyorum. Sözü Gamze arkadaşıma bırakıyorum. Çok güzel bir sohbet diliyorum hepinize. İyi akşamlar. Teşekkür ederim Fatma. Şimdi aslında
Konuğumuzu almadan önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Webinar sırasında önce ön anketimiz, webinarımızın sonuna doğru da bir son anketimiz olacak. Onları doldurarak da yine aklınıza takılan şeyleri, merak ettiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Olumlu veya olumsuz görüşlerinizi de bu anketlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi konuğumu davet etmek istiyorum çok beklemeden. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Sibel Aksu. Sibel hocamı yayına alabilir miyiz? Merhaba hocam, hoş Merhabalar geldiniz. sevgili Gamzeciğim, hoş bulduk. Hocam isterseniz sizin de izninizle kendinizi tanıtarak başlayabilir Tabii miyiz? memnuniyetle. Öncelikle ben herkese merhaba demek istiyorum. Cuma akşamı birçok online etkinlik alternatifi varken burada bizimle sohbet etmeyi tercih ettiler. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli bir sohbet olur. Ben aslında fizyoterapistim. Fizik tedavi rehabilitasyon alanında biliyorsunuz 4 yıllık bir lisans programından mezun oldum. Uzun yıllar kendi kariyerimle ilgili birçok çalışmam oldu ama kendimi bildim bileli kalite güvencesi çalışmaları hep ikinci bir kariyerim olarak benimle beraber geldi. Üniversitede öğrenciliğimden itibaren hani sizin yaşlarınızdan itibaren bu çalışmaların bir şekilde kıyısında, köşesinde, bir süre sonra tam ortasında oldum. Hep çok ilgi duydum. Bir süre sonra bu iç kalite güvence sistemiyle ilgili çalışmaları kendi alanımla harmanlamaya başladım. Değişik sentezler ortaya çıktı. Bir taraftan kendi kariyerimi yürüttüm, bir taraftan da bu çalışmaları. 2015 yılında kalite kurulu üyesi olarak seçilmiştim. Daha sonra 2017 yılında kalite kurulunun bağımsız bir yapı haline gelmesiyle birlikte burada başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Aslında 2017 yılına kadar hatta biraz daha sonra yine üniversitedeki çalışmalarımla kuruldaki çalışmalarımı bir arada yürütmeyi de başarmıştım. Ama şu anki yasamız gereği idari görevim nedeniyle sadece YOKAK'ta görevime devam ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Aslında bir önceki webinarımızda en çok merak edilen konulardan biri öğrenci katılımıydı, kalite elçisiydi. Bu yüzden buralarda bize sosyal medyadan, WhatsApp'tan, anketlerimizden çok yoğun şekilde sorular geldi. Biz bu soruları derleyerek size sormak istedik. Bu isteğimizi kırmadığınız için de teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Çok zor olmasın. İlk sorumuz kalite güvencesi çalışmalarında öğrenci katılımı nedir diye merak etmişler. Evet, aslında yani bence bugünkü sohbetin hani en can alıcısı sorusu diye düşünüyorum, can alıcı sorusu. Bir kere aslında şu anda bizi dinleyen herkes kalite güvencesi sistemine aktif olarak katılıyor. Yani en basit şekliyle böyle ifade edebilirim. Çünkü aslında öğrenci katılımı demek öğrencinin yaşanan süreçte bizzat görev alması, aktif olması, rol üstlenmesi ya da sorumluluk alması demek. Şu anda kalite elçileri olarak işte bilgisayarlarının, telefonlarının başında aslında bu rolü üstlenmiş oluyorlar. Niye? Çünkü kalite güvence sistemi adına sizlerin yapmak istediği bir çalışmaya taraf oluyorlar, paydaş oluyorlar. Şimdi biz öğrencileri artık son yıllardaki biliyorsunuz özellikle yüksek öğretim sistemindeki bakış açımız giderek güncelleniyor. Hele de bu COVID dönemiyle güncellemeler inanılmaz hızlanmış vaziyette. Biz öğrencileri artık yüksek öğretimin merkezindeki paydaşlar olarak görüyoruz. Ve onları eğer yüksek öğretim daha doğrusu üniversite bir öğrenme merkezi ise onlar aslında öğrenen kişiler. Yani bir öğrenme süreci için üniversitede bizlerle temas ediyorlar ama bu öğrenme süreci önce de var, sonrasında da var. Dolayısıyla öğrencinin bu tür bir katılımı aslında gerçek deneyimin sisteme aktarılmasını sağlıyor.
Dolayısıyla şöyle toparlayabiliriz. Yüksek öğretim sistemine öğrencinin katılımı demek aslında o kalite adına yapılan süreçleri deneyimleyen kişinin söz sahibi olarak süreci düzeltmesi, iyileştirmesi ve yapılandırması demek. Eğer hani birazcık daha vaktim varsa bu konuyu farklı da açmak isterim. Tabii hocam. Biz öğrenci katılımını çok çok genel olarak 3 seviyede ele alıyoruz. Daha doğrusu kalite güvencesi literatürü bu şekilde yaklaşıyor olaya. Bunlardan bir tanesi iç kalite güvence sistemi. İkincisi dış kalite güvence sistemi. Ve üçüncüsü de kalite ajansı dediğimiz kalite güvencesi sisteminin yapılandırılması ya da değerlendirilmesinden sorumlu bir takım kuruluşlarda öğrencilerin rol alması. Şimdi dolayısıyla aslında kocaman bir dünya açılıyor önümüze. Çünkü bu 3 boyut, bu 3 boyuttaki süreçler, buradaki görevler, sorumluluklar, yapılması gerekenler düşünülünce öğrencilerin bu sisteme katılması yani yani kaçınılmaz bir sorumluluk haline geliyor. İç kalite güvencesi sistemiyle neyi kastettiğimi aslında birçoğunuz biliyorsunuz. Yani burada bu webinarda bizi dinleyenler de hani ilgi gösterdiler ki buradalar. İç kalite güvencesi sistemi dediğimiz şeylerde bütün süreçler için, yürütülen bütün faaliyetler için, eğitim, öğretim, araştırma, yani her türlü faaliyet için kalite güvence mekanizmalarının kurulması demek. Bu kurumun kendi sorumluluğunda olan ve işte sürekli yapılandırdığı, güncellediği bir takım çalışmaları yürüttüğü ve bizim aslında çok basitçe PUKÖ diye açıkladığımız işte planlamak, uygulamak, kontrol etmek ve önlem almak sürecini sürekli işletmesi. Aslında hepimizin günlük işleri de böyle değil mi? Önce iyi bir şey yapmak istiyorsak önce bir planlarız. Sonra o planladığımız şeyi hayata geçiririz, uygularız. Ondan sonra uyguladığımız şey güzel olmuş mu diye şöyle bir durup bakarız. Sonra da hoşumuza gitmeyen kısımları düzeltiriz. Yani kalitenin aslında özündeki çekirdek düşünce budur. Bunun bütün üniversitedeki faaliyetler için biz mekanizmalara dönüştürülmesine iç kalite güvence sistemi diyoruz. Dış ise bu yapılan şeyin dışarıdan fotoğraflanması. Yani bağımsız bir kuruluş geliyor. Aa, siz böyle mekanizmalar mı kurdunuz? Ben bir fotoğrafınızı çekeyim, bakayım nasıl görünüyorsunuz dışarıdan. Bu da bir dış değerlendirme süreci anlamına geliyor. Farklı farklı şekilleri var. Teknik isimleri önemli değil. Üçüncü olarak söylediğimde bu faaliyetleri organize olarak yürüten kalite güvence kuruluşları var. Mesela bizim gibi yani YÖKAK gibi ulusal düzeyde ne yapıyoruz? Gidiyoruz üniversitelerde bu fotoğraflamaları yapıyoruz. Mesela en önemli işlerimizden biri. Veya Fatma'nın bahsettiği program akreditasyonu kuruluşları var. Onlar da gidiyorlar tek bir programın fotoğrafını çekiyorlar. Tabii bu fotoğrafı ben çok masum söylüyorum. Aslında bu fotoğraf bazı ölçütlere göre, kriterlere göre yani kalite standartlarıyla ilişkili bir fotoğraf. Bu işte mekanizma şu aşamada, bu olgunluk düzeyinde var yok gibi değişik tipleri var demiştim. Veya da çok dostça bir şekilde bakın eğer iyileşmek istiyorsanız şunları bunları bunları yapmalısınız şeklinde oluyor. Bu 3 temel fonksiyon. Tabii kendi içinde bir sürü bileşenler, ulusal, uluslararası, bireysel, işte örgütsel bazda çok farklı. Onu belki daha sonra sorularla da açarız. Öğrenci katılımını mümkün kılan 3 seviye olarak karşımıza çıkıyor. Teşekkür ederiz hocam. Hatırlatmak istediğim tekrar bir şey var aslında. Ön anketlerimiz şu anda yayınlandı. Onları doldurursanız mutlu oluruz. Şimdi ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Üniversitelerde öğrenciler kendi kalite süreçlerine nasıl katılabilirler diye sorulmuş bize. Çok güzel bir soru. Şimdi eğer üniversite kendi kalite güvence sistemini kurmaktan sorumlu ise orada gerçekten bir sürü çalışma yapılması anlamına geliyor bu. Çünkü iç kalite güvence sistemi birçok bileşen gerektiriyor ve bir üniversitenin içinde tüm birimlere yayılan
bir faaliyet alanı bu. Yani merkezi olarak belki yönetimler bir sistem kuruyor önce, sonra bu sisteme göre bütün şeyler, birimler, yani fakülteler, işte okullar, araştırma merkezleri, üniversitenin içinde yaşayan her bir birim kendi kalite güvence mekanizmalarını bu sisteme uyarlıyor ve bu sistem içerisinde bütünlükle yönetiliyor. Şimdi iç kalite güvence sistemi bir üniversitenin aslında en aydınlık yüzü. Çünkü şu demek, ben bu sistemi kurarak bir üniversite olarak çıktılarımı garantiye alırım demek. Yani ben bunların güvencesini veririm demek. Şimdi biz ne tür çıktılardan bahsediyoruz? Yani bir üniversitenin çıktıları neler olabilir? Biliyorsunuz bir öğrenme dedik yeri, eğitimin çıktıları değil mi? Çok önemli. Eğitimin en önemli çıktısı bugün bize göre nitelikli mezunlar. Yani her birinizin aldığı eğitim sizi aktif dünya vatandaşı, 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, şu kompleks dünyaya ayak uydurabilen, her dakika ortaya çıkan farklı ve karışık durumlara, mesela pandemi sürecinde yaşadığımız bu kaosu hepiniz deneyimlediniz. Bütün bunlara karşı duyarlı, hızlı çözen teknolojiyle dost bir takım yeterliliklerin size verilmiş olması. Yani nitelikli mezundan aslında öyle biraz geniş bir çerçeveyi kastediyoruz. Eğer bir üniversite eğitim öğretim süreçlerinde iç kalite güvence sistemini kurduysa, diyordur ki ben bu nitelikli mezunlara ulaşma hedefimi garanti altına alıyorum. Şimdi dolayısıyla bakın, bu kadar hani aslında basit ifade ediyoruz ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Niye? Çünkü eğitim öğretim çok taraflı bir iş. Hocalar var, altyapı var, sınıflar, laboratuvarlar, imkanlar, hatta sosyal yaşam var. Yani çünkü ben dünyayla başa çıkabilen bir mezun yetiştiriyorsam ona mesleki becerilerin dışında da bir şeyler vermek zorundayım, değil mi? Yani çok farklı seçmeli dersler sunmak zorundayım, bir takım uygulamalar yaşayarak, deneyimleyerek öğrenme ortamları yaratmak zorundayım. Çünkü yani bir takım şeyleri sınıfta oturarak, sadece derste hocamızı dinleyerek kazanmıyoruz. Dolayısıyla bu çok farklı yönleri alıyor üniversite, iç kalite güvence sisteminin içinde organize ediyor ve bunlara bir mekanizma kuruyor. Diyelim ki programların çıktılarının izlenmesi. Yani gerçekten biz mezunlarda hedefimize ulaştık. Böyle bir şeyde mekanizma nasıl kuruluyor? Önce planlıyor süreci, diyor ki ben her bir programımı izleyeceğim. Bu programlarla ilgili bir takım göstergeler belirliyor. Programlar önce uygulanıyor. Sonra o göstergelere göre izliyor. Öğrencilerin görüşlerini alıyor, diğer paydaşların görüşlerini alıyor. İşte öğretim üyelerini değerlendiriyor. Arkasından toplantılar yapıyor, bir takım şeyleri tespit ediyor. Diyor ki benim bu programda şunları şunları garantiye almam lazım. Neden? Çünkü mezunlarım diyor ki benim programımdan mezun olan kişiler işte iş bulmakta veya işte nitelikli iş bulmakta ya da gelir açısından beklentimi karşılamakta çok yeterli değil. Şimdi bakın, öyle bir şey yapıyor ki aslında planladığı ve uyguladığı şeyi sistematik olarak izliyor kurum, daha doğrusu programın sahibi, ve sonuçlara göre iyileştirmeler yapıyor. Hemen o görüşleri dikkate alıyor ve bir sonraki çevrimde kullandığı programı değiştirebiliyor. Şimdi bunları biraz iç kalite güvence sisteminin hani şeyini anlatmak üzere açtım ama esas soruyu şimdi yanıtlayacağım. Siz sadece bir birimde bunun olduğunu düşünün, eğitim öğretim faaliyeti olarak. Bunun gibi dünya kadar faaliyet var, araştırma var, toplumsal katkı var, birçok yön var. Dolayısıyla iç kalite güvence sistemi kocaman bir dünya üniversitenin içinde. Öğrenciler aslında her şekilde katılabilir. Bir, kendi programlarında söz sahibi olabilirler. Niye? Çünkü bu programların tasarımı, bu programların izlenmesi, küçük bir sistemle beraber bir şey söyleyeceğim.
Mesela bize hep anketler gelir değil mi öğrenciliğimizde? Yani işte memnuniyet anketi, onun değerlendirilmesi, bunun bilmemesi. Bunu neden yaparız genellikle? Notlarımızı görebilmek için. İşte çünkü bunlar genellikle not dönemlerinde, not dönemlerinden önce sunulur bu anketler. Mecbur kalırız doldurmaya. Aslında bunlar kalite güvence sistemine girdi oluşturmak üzere yapılan faaliyetler. Ama biz öğrenciler olarak ne yaparız? Hemen tik 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 notu görebilmek için hepsine 5 5 5 ya da en iyi puanı veririz. Bir an önce o şeyden kurtuluruz. Şimdi genellikle öğrencilerimiz geri bildirim mekanizmalarında, yani bu tür geri bildirim mekanizmalarında ya da şikayet mekanizmalarında aktif rol alıyorlar. Yani hani sonuçlar nereye nasıl fayda ediyor onu bilmiyorum ama rol alıyorlar. Ama benim söylemek istediğim şey aslında üniversitede sadece bu geri bildirim mekanizmaları yok. Karar alma mekanizmaları da var. Esas olan bu faaliyetlerin içinde yer alabilmek katılım açısından. Mesela kendi programının tasarlanmasında söz sahibi olmak. Kendi programının izlenmesi ve güncellenmesinde söz sahibi olmak. Fakültesinin bir takım çalışmalarına dahil olmak. Fakültesinin işte varsa stratejik planının işletilmesine, varsa bu tür işte değerlendirme ya da akreditasyon süreçlerine bizzat katılmak. Yani bu çok önemli bir deneyim. Çünkü bir programda siz okuyorsunuz ve o programın değerlendirilmesi gerçekleşiyor ve öğrencilerin görüşleri alınıyor. Ama o görüşlerden sonra yapılacak bir sürü işler var. Veya öğrenciler üniversite düzeyinde bu çalışmalara katılabilir. Bugün üniversitelerin, her bir üniversitemizin içinde kalite komisyonları var ve bunların yönetmelik gereği doğal bir üyesi öğrencilerimiz. Dolayısıyla şu anda kendi üniversitelerinde en az bir tane öğrenci üye var komisyon içerisinde. Bu kişiyle temas ederek bu komisyonun çalışma işleyişine katkı verebilirler. Şimdi genellikle bu katılımlar üniversite içinde bireysel de olabiliyor. Ama şöyle de olabiliyor, işte çalışma grupları da kurulabiliyor veya daha örgütlü, mesela öğrenci temsilcileri aracılığıyla da olabiliyor. Bu komisyonumuz için söylüyorum, kalite komisyonu için söylüyorum. Mesela şöyle bir teklifle gidilebilir, biz bu komisyonun altına bir öğrenci grubu oluşturalım, size katkı verelim. Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için toplantılar yapalım, bütün öğrencilere ulaşalım, süreçleri anlatalım, sorumluluklarını anlatalım. Şu bize her dönem gönderilen anketleri doğru düzgün doldurursak bunların ne işe yarayacağını anlatalım gibi yaygınlaştırma, karar alma, izleme ve birçok planlama aşamasında öğrencilerimiz aktif olarak katılabilir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Aslında dediklerinizi biraz daha düşününce, o kendi okulumda bir komisyon üyesi olarak ve MÜDEK'te öğrenci değerlendirici olarak düşündüğümde, kesinlikle bu süreçlerin içinde yer almak hem farkındalığı arttırıyor hem de program bazında bir değerlendirme sırasında ciddi bir tecrübe katıyor. Açıkçası MÜDEK'ten önce ben de bu konuda belki de biraz daha yetersizdim diyebilirim. Ama değerlendirici olmadan önce kendi programımın değerlendirilmesi sırasında bana da sorular soruldu. O zaman düşündüm kendi kendime bölümümde belki de neler eksik, neler fazla, neler olması gerekiyor diye. Bu açıdan paylaşımlarınız için de teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Bu da aslında yine çok sorulardan biri. Çünkü katılımcılarımızın da yine birçoğu kendi kalite komisyonlarında görev alan öğrenciler. Ve şunu sordular. Öğrenciler kendi üniversitelerinin kalite komisyonlarına ne gibi çalışmalar yapabilirler? Çok güzel. Bu aslında bu soru bana ne düşündürüyor biliyor musunuz? Öğrenci demek ki kalite komisyonlarında şu anda bir çalışma yapmıyor. Bir bunu düşündürüyor. Çünkü kalite komisyonu çok işlevsel değil. Aslında bu öğrencilerimizin çok da suçu değil. Çünkü normal şartlarda kalite komisyonları başını kaşıyamayacak kadar yoğun birimler olmalı üniversitelerde. Çünkü az önce söylediğim ve minnacık bir örnek verdiğim mekanizmaları bütün süreçlere kurmaktan bahsediyoruz.
Bunların izlenmesi için verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi, bunların her bir birime iletilmesi, bu birimlerin bunları değerlendirmesi, konuşulması. Yani gerçekten ciddi bir iş yükü var aslında kalite komisyonunun. Ama eğer öğrencilerimiz yapacak iş bulamıyorlarsa komisyonlar adına, değil mi? Burada bence başka bir sorun var. Biz bunu ayrıca bir zaten çalışmamız gerekiyor. Şimdi normal şartlarda ben kalite komisyonlarının ne yaptığını anlatabilirim. Çünkü şu anki burada görev alan öğrencilerimiz bu komisyonun doğal üyesi ve oradaki diğer bir üyeyle aynı hak ve sorumluluklara sahip üyeler. Şimdi birincisi kalite komisyonları yönetmeliğimizle kuruldu. Aslında bizim kuruluş yönetmeliğimizde kalite komisyonlarının görev ve yetkileri de tanımlanmış vaziyette. Yani bence birinci olarak hani yönetmelik okumak pek öğrencinin işi sayılıp değildir ama sadece bu kısmını öneririm. Bir kere kalite komisyonlarının birinci görevi kurumlarında iç kalite güvence sisteminin yapılandırılmasına katkı vermek. Yani biraz önce çok kabaca tarif ettiğim yapıyı, sistemi kurmakta yönetimlerine destek olmak ve birimlerle yönetim arasında bir köprü görevi görerek bu sistemin yapılandırılması ve işletilmesini sağlamak. İkinci görevleri her yıl YÖKÖK olarak istediğimiz kurumun öz değerlendirme çalışmaları sonucu ortaya çıkan iç kalite güvencesine ait bir raporu YÖKÖK'a teslim etmek. Yani bir rapor oluşturmak ve bütün bu bahsettiğim mekanizmaları orada üniversiteler adına anlatmak. Eğer kurumları bir dış değerlendirmeye girecekse YÖKÖK tarafından ya da herhangi bir uluslararası kuruluş tarafından bu konudaki çalışmaları ve şeyleri kolaylaştırmak, organize etmek, yaygınlaştırmak. Ve tabii ki kendi üniversitelerinde de kalite güvencesi kültürünün yaygınlaşmasını ve içselleştirilmesini sağlamak. Yani daha aslında yönetmelikte böyle bir takım ayrıntılar da var. Bakın ben öyle şeyler söyledim ki ama biz tabii birçok çalışmamızdan da bunu alıyoruz. Üniversitelerdeki komisyonlar rapordan rapora toplanır bir durumdalar. Yani şöyle rapor zamanı gelince harada hurada toplanıyorlar. Biz orada telefondan başımızı alamıyoruz. Çünkü çok soruları oluyor, danışıyorlar. Anlıyoruz yani orada bir hareket var. Ama aslında rapor şunu ifade ediyor. Ben kendi fotoğrafımı çekiyorum. Buyurun yok hakkı. Aslında önemli olan ne? Her sene çekilen o fotoğrafta bir önceki yıla göre neyi iyileştirmek gerekiyor? Bunu keşfetmek lazım. Ve o iyileştirmeleri hayata geçirmek lazım. Yani komisyonların primer görevi bu. Şimdi bu durumda öğrencilerimiz bence biraz provokasyon gibi de olabilir ama öğrencilerimiz bir kere ilk görev olarak komisyonlara görevlerini hatırlatabilir. Yani çünkü aslında yapılması gereken çok fazla iş var ve bu çalışmalar kesintisiz bütün yıla yayılsa bile yetmiyor. Yani ben bizzat kendim bunu deneyimledim. Yani biliyorsunuz zamanında işte Bologna süreç çalışmaları vardı. Bir şekilde bir bunların epeyce bir yapılandırılması, kullanılması, işte uluslararasılaşma boyutu falan. Bunlar gerçekten çok ciddi emek ve külfet isteyen işler. Birincisi bence komisyonlarını biraz böyle bu anlamda dürtebilirler. Yani bizim daha aktif kalite güvence sistemini tahsis etmemiz gerekiyor. İkincisi öğrenci arkadaşlarını. Bakın biz komisyonda sadece bir kişiden bahsediyoruz. Bu bir kişinin birimlerdeki öğrencileri bilgilendirici, harekete geçirici, farkındalığı artırıcı çalışmalar yapması gerekir. Yani şimdi şöyle düşünün. Size bir anket gönderiliyor. Sizin önce o anketi niye doldurduğunuzun bilinmesi, beklentisinin oluşması gerekir ki siz, değil mi? Yani biri size bir soru soruyor ama aslında siz o konuda bir fikir sahibi değilsiniz. Yani onu niye yaptığınızı çok da bilmiyorsunuz. Ve hatta şöyle sistemleriniz oluyor. Her sene bunu benden istiyorlar ama sonra hiçbir şey yaramıyor bu anketler diye düşünüyorsunuz. Bunu bile açıklamak bir sorumluluk ve bir zaman. Bu durumda ikinci olarak ne yapabilirler? Birimlerdeki öğrencilerle yakın ilişkiler kurup, kalite güvence sistemini, bunun bileşenlerini birbirleriyle paylaşabilirler. Uzmanlar getirebilirler.
Sizleri bizleri davet edebilirler, sohbetler yaptırtabilirler. Yani bu işi anlayıp geliştirmek üzere ne gerekiyorsa hani bir takım çalışmaları. Bizim zaten bir sürü eğitici dokümanımız var. Belki buralardan faydalanabilirler. Ama burada en önemli öz şu, anahtar şu aslında. Kalite güvence sistemi bir kurumu sürekli iyileştirmek için var. Bir kurumun sürekli iyileşmesi kimin işine yarıyor? Öğrencinin ve mezun nihayet. Evet, bu kimin işine yarıyor? Nitelikli mezun anlamına geliyor. Ülkemizin işine yarıyor. Uluslararası rekabet gücümüze katkı veriyor. Dolayısıyla bu mekanizmalar, bu sistemler aslında nihai olarak bizi hem bireysel hem de toplumsal olarak çok güçlendiren mekanizmalar. Bir diğer olarak da yani yine kalite komisyonundaki öğrencileri hani ne yapabiliriz diye sordukları için hemen hemen şu anda birkaç program dışında birçok akreditasyon kuruluşu var program düzeyinde faaliyet gösteren. Bence bunlarla ilgili çalışmalar da yapabilirler. Yani herkes kendi programındaki faaliyet gösteren, örneğin mühendislikte okuyorsa MÜDEK'le temasa geçebilir. Buraların öğrenci örgütleriyle, organizasyonlarıyla çalışabilir. İşte sağlık bilimleri, sevgili Fatma dedi Sabak, buralarla çalışabilir. Ne bileyim böyle bir sürü tıp, diş, ecza birçok alanda akreditasyon kuruluşu var. Yani hiçbir şey yapamıyorlarsa oturup hakikaten kalite güvencesine ilişkin sohbetler edebilirler. Yani çünkü bunlar artık sorumluluk yani kurumların yerine getirilmesi gereken sorumluluklar. Aslında hocam kendi üniversitemde ben de anketlerin nereye gittiğini, kimler tarafından toplandığını ve bir sonucun olup olmadığını inanın merak etmiştim. Ve bunu muhatabı olarak da mühendislik fakültesi öğrencisi olarak bunu dekan hocama sormuştum. İnanın bu sorulduğu zaman onlarda da bir şaşkınlıkla karşılanıp ve memnuniyetle cevaplanmış oluyor. Ve şunu da fark ettim, tercih ve tanıtım günlerinde çalışırken kendi üniversitemin yavaş yavaş gelen velilerde öğrencileri için ya bu programın akreditasyonu var mı, üniversitenizde herhangi bir akreditasyon var mı gibisinden sorularla karşılaşıyoruz. Açıkçası bu beni aşırı derecede memnun ediyor. Demek ki insanlarda yavaş yavaş böyle bir bilinç oluşması, öğrencilerin bunu araştırıyor olması mutlu ediyor diyebiliriz. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi hocam bir başka sorumuz var. Öğrenciler kurumsal dış değerlendirme süreçlerine nasıl katılabileceklerini merak ediyorlar. Süper. Buna çok seviniyorum. Yani bu soruyu almak her zaman çok ayrıca bizi mutlu ediyor. Çünkü gerçekten 2015 yılından bu yana hakikaten dünyada 30-40 yıldır uygulanan ama ülkemizde bir ilk olan bir sistemi biz de hayata geçirmek istiyoruz. Ulusal olarak bu konuda çok çaba sarf ediyoruz. 2016 yılında programı ilk uygulamaya başladığımızda hiç kimsenin bir bilgisi yoktu. Yani öğrencilerimizi bırakın, hocalarımızın birçok yöneticimiz bu konuda gerçekten çok sıfır noktasından başladık. Ama geldiğimiz noktada biz bu süreçte nerede oluruz sorusu bizi çok mutlu ediyor. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Şimdi kurumsal dış değerlendirme süreçleri YÖKAK'ın yürütmüş olduğu şu anda bütün üniversitelerde 5 yılda bir en az bir kez zorunlu olarak her üniversitenin girmesi gereken bir süreç. Konusunda siz bilgi verdiniz. Biz bugüne kadar 160 tane üniversiteyi, 160 tane kurumu bu dış değerlendirme sürecine dahil ettik. Niye diğerleri değil diyeceksiniz. Yaklaşık 208 tane üniversite var. Henüz mezun vermedi onlar ya da yeni kurulan üniversiteler. Bizim burada bu değerlendirmeyi gerçekleştirebilmemiz için o kurumun mezunlarının görüşlerini de almamız lazım. Yani dış değerlendirme faaliyeti öyle bir faaliyet ki önce bilgi belgeler üzerinden öz değerlendirme raporunu okuyorsunuz. Arkasından kurumdan kanıtlar istiyorsunuz. Mesela size güzel bir haber vereyim. Artık YÖKAK sizin doldurduğunuz anketleri kanıt olarak istiyor. Öğrencileriniz ne dedi diye soruyor. Veya işte iş dünyası ne dedi diye soruyor. Bakın bu çok önemli. Dolayısıyla anketlere doğru cevaplar vermeniz gerekiyor. Bir takım şeyleri düzeltmek istiyorsanız. Aslında hocam bu da çok mutlu eden bir haber bizim için. YÖKAK'ın öğrenciye verdiği değeri de gösteriyor diyebiliriz. Tabii.
önce böyle bir bilgi belge bir sürü şey çalışılıyor. Biz bunları tabii takımlar aracılığıyla yapıyoruz. Arkasından o takımlar sahaya gidiyor. Rektörden başlayarak üniversitenin her bir paydaşıyla görüşüyor. Öğrenci gruplarıyla görüşüyor. Arkasından işte iş dünyası, kimin ne ortaklığı varsa işte hocalarla görüşüyor. Yani çok yönlü görüşmelerle ve gerçekten böyle çapraz bir takım değerlendirmelerle o kurum hakkında bir rapor yazıyor. Şimdi bu rapor kurumun tamamen iyileşmesine yönelik öneriler içeriyor. Aslında güzelliği burada. Yani takım aslında o kurumun gidip böyle eleştirilmesine, suçlanmasına ya da denetlenmesine, yani takımın böyle bir sorumluluğu yok. Yani sadece bu kurum iyileşmek istiyor, kendi kendine bir çaba sarf ediyor, dış bir göz olarak neler önerebilirim diye düşünüyor. Şimdi böyle bir sistem kurumsal iş değerlendirme programı. Dolayısıyla bir takım aracılığıyla yapıyor ve bu takımın bir üyesi de öğrenci değerlendirici. Şimdi biz 2018 yılında ilk kez öğrenci değerlendiricilerimizi sisteme şey yaptık. Bir öğrencinin bu takımda görev alabilmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun açmış olduğu değerlendirici eğitimlerine katılması gerekiyor. Bizim için en önemli kriter bu. Zaten aslında bu takımda rol alabilmek için öğrenci olmayan herkes de, yani takımın diğer üyeleri de bu eğitimi alıyor. Ha şimdi diyeceksiniz ki, içinizden mutlaka çıkacak, ben başvurdum ama ben davet edilmedim. Orada da şöyle bir şey yapıyoruz. Kurumsal bir boyuta geçmeden, ulusal bir böyle camiaya açılmadan öğrencinin önce kendi üniversitesinde biraz çaba göstermiş olmasını bekliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani işte senin gibi biraz gitsin kendi akreditasyon kuruluşlarıyla, az önce söylediğim bir takım mekanizmalarda rol alsın, çabalasın. Bir kere bunu bir deneyimlesin. Yani planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme döngüsünün nasıl kapandığını, nasıl kapanamadığını, nerelerde problem olduğunu, yani onun adı her neyse bunu bir deneyimlesin, bir çaba sarf etsin. Şimdi dolayısıyla bu deneyimi yaşayan kişileri biraz daha kurumsal dış değerlendirici eğitimine davet ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Bizim şu ana kadar 20 takımda görev aldı öğrencilerimiz. Aslında mesela şöyle bir şey yapmıştık. 40 takım için görevlendirme çıkarmıştık. Fakat öğrencilerimiz çok yoğunlar. Müthiş bir şeyleri var, yoğunlukları var. Mesela 2018 yılındaki ziyaretlerde bunların yarısı gelemedi mesela. Kimi dedi benim stajım var, kimisi falan. Şimdi değerlendirme takımında görev almak hakikaten önemli bir sorumluluk. Çünkü dedim ya, bir kurum hakkında bir rapor yazıyorsunuz. Bu raporu da web sayfasına koyuyorsunuz. Bütün dünyayla paylaşıyorsunuz. Çünkü çok önemli bir şey. Dolayısıyla sürecin başından sonuna kadar görevin sürdürülmesi gerekiyor. Biz o yüzden biraz temkinli davranmamız gerektiğini düşünmüştüm. Fakat ben buradan çağrı yapıyorum. Kesinlikle bu şeylere başvurun. Ama önce kendi üniversitenizde biraz daha aktifleşin. Komisyonlarınızda biraz daha aktifleşin. Bazı yetkinlik belgeleriniz olsun. Ne bileyim, gidip kurumlarınızdan veya işte şeylerden eğitimler alın, akreditasyon kuruluşlarından. Hepsi hemen hemen değerlendirici eğitim açıyor. Çünkü biraz temel kavramları, terminolojiyi, biraz böyle neyin için yapıyoruz, hani bunun içinde ben niyeyim gibi, böyle çok temel, hani olmazsa olmaz bir takım şeyleri alalım. Biraz daha aynı lisanı hani konuşur bir hale gelelim. Ondan sonra elbette başımızın üzerinde yeri var bütün öğrencilerimiz. Evet, aslında hocam bu eğitimler sırasında farkındalık anlamında çok şey kattığını söyleyebilirim. Özellikle bize vurgulanan şeylerden birisi, siz değerlendirme takımında oturan, izleyen sadece biri değilsiniz. O takımın bir üyesi, bir parçasısınız. Aslında değerlendirme süreçlerinde de öğrencinin eğitim için, kendi üniversitesi için ne kadar önemli bir paydaş olduğunu da anlamamız için bir etken diyebilirim. Şimdi bir diğer sorumuz,
Peki bu kalite süreçlerinde yer alıyoruz diyelim. Bu kalite süreçlerinin öğrencilere, YÖKK'a ne gibi bir etkisi var? Ne gibi bir katkısı var diye merak edilmiş. Ne gibi yok ki? Şimdi bir kere önce öğrencilerden başlamak lazım. Yani aslında ben böyle insanın kendinden örnek vermesini eleştiririm hep. Hani çok doğru değil ama hani hakikaten çok yalın bir örnek. Müsaadenizle söylemek istiyorum. Bakın başta söyledim. Ben bir fizyoterapistim aslında. Benim şu anda bir akademisyen olarak sağlık bilimleri alanında işte eğitim araştırma üreten bir şeye devam ediyor olmam beklenir. Ama ben bu süreçlerin içerisinde yani yoğrularak yetişmiş bir insanım. Bir kısmı meraktan, bir kısmı biraz böyle nasıl söyleyeyim düzeltilmesi ihtiyacı duyduğum şeylerin olduğuna inanmamdan. Bir kısmı protestoyla işte provoke ederek veya bağıra çağıra çözülemeyeceğini düşündüğümden, hani başka çözümler olduğunu düşündüğümden yıllardır bu işlerin içindeyim. Ve inanılmaz bir yeterlilik geliştirme alanı diye düşünüyorum. O kadar çok şey öğreniyorsunuz ki yani devasa bir okul. Yani bunu sen de yaşıyorsun. Hani komisyondaki birçok arkadaşımdayım. Sürekli bir beceri geliştiriyorsun. Birincisi çok fazla insan tanıyorsun. Çok arkadaşın oluyor. Çok böyle farklı disiplinlerden kişiyle temas ediyorsun. Çünkü bu çalışmalar çok disiplinli çalışmalar. Mesela bakın farklı farklı senin programın herkesin programı birbirinden farklı ama bir araya geliyoruz ve ortak bir. Çünkü bu bir ortak mesele. Yani kalite güvencesi, kalite aslında ortak meselemiz bizim ve bunun etrafında bu farklı görüşlerin aktarıldığı, farklı tecrübelerin aktarıldığı, işte ben sağlık bilimlerinde böyle bir sorun yaşıyorum. Hukukçular şöyle bir sorun yaşıyor. İçimizde hukukçu da var. Ondan sonra işte içimizde mühendis de var. Sağlık bilimci de var. Yani farklı farklı deneyimlerin hakikaten sentezi. Bizim kurulumuzun yapısı da böyle. Yani kalite kurulunun iç yapısı da böyle. Hep farklı disiplinler. Hatta sadece akademisyenler de değil, iş dünyası, bakanlıklar, bir takım kuruluşların temsilcileri var. Şimdi böyle olunca bir dediğim gibi çok disiplinli bir çalışmaya alışıyorsun, takım çalışmasını öğreniyorsun, problem çözmeyi öğreniyorsun, fotoğraf çekmeyi öğreniyorsun. Az önce söylediğim şey değerlendirme yetkinliği mesela. Bu bir insanın bütün hayatındaki akademik hayatına yani bireysel olarak böyle bir eğitimi almış olmak, siz bunu yaşadınız. Hakikaten bu eğitimi almış olmak sadece bu görev için değil, bir sürü şeye transfer edilebilir ve bilgiler aktarıyor size. Dolayısıyla ben bireysel olarak bu konunun çok geliştirici olduğunu düşünüyorum. Vatandaş olarak beklentilerimi netleştirmemi sağlıyor. Üniversitemden, hocamdan, arkadaşımdan, çalışma arkadaşımdan ne bekleyeceğimi çok somutlaştırıyor. Bu bakın çok çok önemli. Biliyorsunuz akademide veya üniversite yaşamında bir sürü çatışmalar, kavgalar, onlar bunlar yaşanıyor. Aslında bunların büyük bir kısmı beklentimizi realize edemememizden kaynaklanıyor. Yani biz işte ne bileyim bir sınıf veya işte bir altyapıyla ilgili bir kavga yapıyoruz aslında ama o altyapının kalite güvence mekanizması yoksa iki kişi kavga etmek zorunda kalıyor. Halbuki orada bir sistem olsa o altyapının kullanımına ilişkin tanımlı bir süreç. Anlatabiliyor muyum? Birisi cebine anahtarı alıp bu laboratuvar benim diye kitleyemez belki de. Yani bir takım çözümlerin, tanımların aslında bizim beklentilerimizi realize ettiğini düşünüyorum. Yani öğrenci olarak bir kere çok büyük bir donanım, ciddi bir eğitim gerektiriyor ama tabii zaman alıcı işler. Ve bize katkısı nedir? Bakın ben hani çok net söyleyeyim. Bu yaşıma kadar söyledim iki kariyeri sırtımda taşımak zorunda kaldım. Müthiş bir zaman ayırdım bu şeyleri. Elinde sonunda bunlar kime yarıyor? Benim bireysel çabam, YÖKK'ın bütüncül çabası benim mezunuma yarıyor. Yani benim öğrencimin üniversite eğitiminin nitelikli, benim öğrencimin hayatta kalma yeteneğine, uluslararası rekabet gücümüze, bir takım şeyleri değiştirme gücümüze, değil mi? Bunlara yarıyor. Dolayısıyla YÖKK'ın öğrencilerin bu katkısını almak
müthiş güçlenmesi anlamına geliyor. Zaten dikkat edin, şu anda çabalıyoruz biz öğrencilerimizi sisteme dahil edelim. Çünkü bu kalite güvence süreçlerini esas olarak onlar görüyor. Yani şimdi üniversite bir şey değiştiriyor, iyileştiriyor. Aslında yönetim çok iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Ama öğrencisi de öyle düşünüyor mu acaba? Veya öğrencinin beklentisi, o yani atıyorum bir mesela program da şey alıyor. Acaba öğrencinin beklentisi ile o programın özellikleri örtüşüyor mu? Veya kampüsün yaşamı üniversite öğrencisiyle buluşuyor. Şimdi bir takım şeyler, bu deneyimi eğer biz alamazsak YOKAK olarak, gerçekten bu işin neye yaradığını, nihai olarak neyle sonuçlandığını biz YOKAK olarak ortaya koyarsak bir anlam bulur. Yoksa öbür türlü sanki böyle bir laboratuvar çalışması yapmış ve onu gerçek dünyayla buluşturamamış oluruz. Aslında hocam şunu da söyleyebilirim, bir öğrenci olarak lisansımın son dönemlerini yaşıyorum diyebilirim. Bu süreçte şunu görmüş oldum, aslında birkaç defa aktif çalışmaya devam etmeye, yani kendi mesleğime yönelmeye başladım. Ve bu süreçte aslında bu kalite çalışmalarının bazı işverenler tarafından da dikkatle izlendiğini ve onların da dikkatini çektiğini gördüm. Bana ya böyle bir süreç içerisinde alıyorsun, ne yapıyorsunuz diye soran oldu. Ben bu farkındalığımdan dolayı açıkçası biraz daha mesleki gelişimim o tarafa doğru evrildi diyebilirim. Şu an yüksek lisans yapıyor olsaydım şu anda soracaktım açıkçası kendime. Gerçekten elektronikten mi yoksa kalite alanında mı yapmalıyım diye. O yüzden de bu anlamda ben teşekkür ederim. Süper. Müthiş. Bu kafa karışıklığına yol açtıysak doğru yoldayız demektir. Evet hocam. Bir sonraki sorumuza devam etmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eminim arkadaşlarımın kafasına takılan çok soru vardır ve ben de bunları hocama sormak istiyorum gerçekten. Bu sorularınızı chat kısmından yazarsanız hocama da yöneltebilirim. Çok sorunuz gelecektir, buna eminim. Bunu daha sonraki webinarlarımızda ya da başka kanallardan da cevaplayacağımıza emin olabilirsiniz. Şimdi yeni sorumuz, YOKAK Öğrenci Komisyonu nasıl oluşturuldu? Öğrenciler bu komisyonda nasıl yarar alabilirler diye çokça soru aldık diyebilirim. Evet, tabii ki. Yani şöyle, bizim aslında bütün süreçlerimiz çok tanımlı. Yani kurulun teşkilinden, komisyon, şimdi bizim daimi komisyonlarımız da var. Bunların görev tanımından, geçici komisyonlarımız var. Hani bütün bunların aslında önceden tanımlanmış süreçlerle gerçekleştirilmesine gayret ediyor. Aslında yapısal olarak başlangıçta bizim öğrenci komisyonumuz yoktu. Yani herhangi bir yasal yönetmelik olarak falan da böyle bir zorunluluğumuz yok. Bizim bir daimi kurul üyemiz, Berk şu anda aramızda dinliyor bizi, bir üyemiz var, kalite kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Yapısal olarak bizden beklenen sadece buydu. Birçok ülkede de açıkçası bu kurul temsiliyle gidiyor. Öğrenci üyemiz bizim gibi toplantılara katılıyor, bütün süreçlerin içinde rol alıyor. Karar almalarda bizzat oy kullanıyor. Zaman zaman işte daha sıcak sahadan çalışmalar yapıp bize getiriyor. Aslında böyle bir yapımız vardı. Fakat biz çok büyük bir yüksek öğretim sistemimiz. Çok fazla sayıda üniversitemiz var biliyorsunuz. Aşağı yukarı 8 milyona yakın öğrenci var yüksek öğretimde ki bu devasa bir boyut. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Estonya'da 7 tane üniversite var atıyorum. Yani çok hani bizim şeyimiz çok devasa. Zaten biliyorsunuz ve bunun getirdiği zaten birçok şeyi de yaşıyorsunuz. Dolayısıyla biz bunu çok böyle merkeziyetçi bir yapıyla yönetemiyoruz. Yapmayacağımızı açıkçası düşündük. Zaten de biz hani YOKAK'ın diğer komisyonları var. Hepimizin oralarda ayrıca görevleri var. Yani bütün kurul üyeleri oralarda da çalışıyor. Danışmanlarımız, uzmanlarımız. Açıkçası öğrenci boyutuna da en güzel kim sahip çıkar? Öğrenci komisyonu dedik. Yani öğrencilerin kendisi sahip çıksın dedik. Şöyle bir şey olmuştu.
Biz kalite kurulu öğrenci üyesinin seçiminde bir tanımlı sürecimiz vardı. Bütün üniversitelere yazılar yazdık. İşte öğrenci bildirmelerini istedik. Oradan gelen tabii bir sürü bir listemiz vardı. Bunları bir takım şeylere, yetkinliklere göre falan az önce bahsettim ya, hani üniversite içinde bazı çalışmalar yapmış olmak, değerlendirici eğitimi almış olmak falan gibi bir takım şeyler vardı. Buna göre eleyerek bir komisyon, yani şöyle söyleyeyim, mülakata çağırabileceğimiz bir sayıya indirgemiştik. Mülakata çağırdığımız arkadaşlarımızı da sonra aslında bu komisyona dahil etmiş olduk. Ya çünkü o mülakatın sonucunda biz bütün herkesi öğrenci üye yapmak istemiştik. Gönlümüzden geçen oydu ama bir tane üye şeyimiz vardı. Dolayısıyla şöyle düşündük, madem ki onlar buraya kadar geldiler, bu konuyla ilgilendiler, bizimle görüştüler, bu konuda bir şeyler yapmak istediklerini söyledi. Bu zaten gerçekten çok önemli. Sonra işte CV'lerinize baktık. Burada bazı şeyleri de gözettik tabii ki. Çünkü mesela lisans temsilcisi daha çok olsun istedik lisans düzeyinde. Ama bizim farklı öğretim seviyelerimiz de var, lisans üstü ve doktora. Bir de mesela alanların birazcık daha homojen görünmesini istedik. Yani sosyal bilimler bu konuda hep biraz daha geride duruyor. Yani şeylerde de öyle. Mesela bazı alanlar kalite güvencesine, akreditasyonu biraz daha yatkın. Ama sosyal bilimler azıcık daha. Mesela ilk gelen hukuk öğrencimize biz sarıldık. Yani Aleyna, sevgili Aleyna şimdi o da dinliyor gibi. Veya bir doktora öğrencisi Fatma'da olduğu gibi. Çünkü bunlar farklı öğrenim seviyeleri ve biraz önce bahsettiğimiz şeyler farklı farklı işliyor. Yani her deneyimin bu şeye aktarılmasını istedik. Ama bundan sonra artık sorumluluğu da size bıraktık. İster bunu genişletirsiniz, ister çalışma grupları oluşturursunuz, ister Türkiye'nin işte ne bileyim her köşesine şube açar. Yani birazcık burada sorumluluğu sizinle paylaşmak, yani bu yetkilerimizi sizinle paylaşmak istedik. Umarım cevap verebilmişimdir. Teşekkür ederiz hocam. Aslında bu noktada biraz daha kendi paylaşımlarımda bulunmak istiyorum. Çünkü biz bu komisyona seçildik, öğrenci komisyonundayız. Neler yapıyoruz ve neler yapacağız? Aslında bunlar biraz daha merak konusu. Biz aslında 2 Ekim 2009 2019 itibariyle kurulmuş bir komisyonuz. Ve bu komisyondan sonra aslında amaçlarımızı, yaptığımız faaliyetleri ve yapacaklarımızı planlayarak yola çıktığımızı söyleyebilirim. İlk amacımız kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıydı. Buna uygun faaliyetler planladık. Aslında bunu yaptığımız webinarlardan da görebiliriz. Sizlere ulaşmak için önce kalite komisyonlarınıza, üniversitelerinize yazılar yollayarak sizin iletişim bilgilerinizi, mail adreslerinizi, kimler olduğunuzu, adınızı, soyadınızı bunları istedik. Ve bununla beraber bir mail ağı kurduk. Daha sonra bunu daha iyi indirgemek için, yani daha iyi, daha hızlı bir iletişim için WhatsApp grupları oluşturduk. Ve bu sayede bundan sonra da webinarlar düzenlemeye başladık. Yine buradaki tablomuzdan da faaliyetlerimizi görebilirsiniz aslında. Diğer bir amacımız kurumsal dış değerlendirme süreçlerinde öğrencilerin aktif rol almasıydı. Diğeri de akreditasyon farkındalığını arttırmak ve öğrencilerin bu kuruluşlarda görev almaları konusunda desteklemekti. Şimdi aslında size yaptığımız bir çalıştaydan bahsetmek istiyorum. YOKAK'la birlikte Birleşik Krallık Kalite Ajansı ile ortak bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda aslında farklı masalarda farklı konularla ilgili bazı sorular soruldu. Bu sorulara cevap verdik diyebilirim. Şu anda bizim öğrenci komisyonumuzun olduğu masada da öğrenci katılımı ile ilgili sorularımız vardı. Ve İngiltere'den aramıza katılan yine bir öğrenciyle beraber ortak fikirler paylaşarak, onlardaki ve bizdeki kalite kültürü hakkında bilgi edinerek, bilgi paylaşımıyla beraber güzel bir etkinlik geçirdik. Ve burada da aslında uluslararası alanda da öğrenci temsilcilerinin farkındalığına ulaşmış olduk diyebilirim. Bir sonrakinde de bundan sonra yine uluslararası alanda Birleşik Krallık'taki öğrenci temsilcileriyle beraber bizim öğrenci üyemiz Sena'nın ortak bir çalışması var. Burada da bir konuşma gerçekleştirecekler. Bu da açıkçası bizi gururlandırdı diyebiliriz.
Bunun sonrasında hocam başka bir sorumuz var. Biliyorsunuz dünyada şu anda büyük bir kriz var. Pandemi sürecindeyiz ve üniversitelerde doğal olarak bazı farklılıklar oluşuyor eğitimde. Bu farklılıklar nasıl ortadan kaldırılabilir? Ve YÖKAK bundan sonraki süreçte üniversitelerin ortak eğitimlerini değerlendirecek mi diye arkadaşlarımızın kafasında bazı sorular oluşmuş. Bunları da cevap bekliyoruz açıkçası. Evet, tabii çok haklı sorular. Çünkü bir anda yakalandık. Yani dünya olarak bir anda yakalandık. Ve aslında yüksek öğretim sistemimiz çoğu ülkenin cesaret edemediği şekilde hızlı bir şekilde online eğitime geçiş yaptı. Biliyorsunuz online eğitimin ciddi bir altyapısı var. Aslında farklı eğitimler gerektiriyor. Çünkü bu eğitimi verebilmek için bir takım challenge'ları, yani bir takım sıkıntıları aşmanız gerekiyor. Ve üniversitelerimizin sadece bir kısmında olan imkanlar, işte daha çok açık öğretim programları olan, uzaktan eğitim merkezi olan bir takım üniversitelerimiz buna yatkındı. Ama birçoğunda da hani bu tür hazırlıklar ve şeyler yoktu. Fakat tabii merkezi olarak bir anda böyle bir şeyin ortaya çıkması ister istemez kurumlarımızın hızlı bir adaptasyonunu gerektirdi, ama aynı zamanda bir takım uygulama farklılıkları da ortaya çıktı. Şimdi burada bazen işte tabii daha üst düzeyde kararlar alınarak bunlar belli bir standarda oturtulmaya çalışıldı, ama hani daha çok üniversitenin kendi imkanları, kendi çözümleri, hani daha bireysel yaklaşımlara da fırsat tanındı. Ama tabii öğrenci gözüyle baktığımız zaman ben çeşitlilik olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi yani hazır olmayan kurumlarımız vardı. Birçok işte kalabalık sınıflar, belki internet erişimi olmayan öğrencilerimiz, yani bir sürü farklı sorunla beraber tabii zaman içinde daha da iyileştirmeye gayret ederek bu devam etti. Şimdi bu farklılıkları tamamen böyle bir dönem için eşitlemek mümkün görünmüyor. Yani şu nedenle bunu söylüyorum. Bu aniden karşımıza çıktı ve eğitim sürecine bir sekte yaratmamak adına biz hani bir şekilde bunu elimizden geleni yaptık diye düşünüyoruz. Ama eğer bu süreç devam edecekse, ya da şöyle söyleyeyim, pandemiden bağımsız bir şekilde bazı çalışmalar sürecekse, tabii ki bunun belli bir standarda oturmasında fayda var. Yani eğer online eğitim diyorsak da, uzaktan eğitim diyorsak da, aslında az önce söyledim ya, hedeflediğimiz bir takım yeterlilikler var üniversite olarak öğrenciden. Bunlara da ulaştırıyor olması da garanti etmesi lazım. Yani o halde bazı standartların asgari de olsa müşterekte buluşulması lazım. Dolayısıyla biz hızlıca, yani çok hızlı bir şekilde, hani bilim kurulunun ülkemizdeki teşkilinin hemen akabinde gelişmeleri izledik ve dedik ki ha, online eğitim hayatımızın bir parçası olacak. Dolayısıyla bu iş bitse bile biliyorsunuz hani açıklamalar hani böyle bir anda kurtulacağımızı da pek düşündürmüyor. Yani korunaklı yaşama, bazı kurallara, tedbirlere devam edeceğiz gibi duruyor. Demek ki üniversitelerimiz de bu tedbirlere devam edecek. Dip dibe yaşayacağımız sınıflar belki olmayacak artık. Herkesin de bu imkanı belki olamayacak. Dolayısıyla dedik ki biz online eğitim bu işin bir parçası olacak. Belki karma modeller ortaya çıkacak. O yüzden hemen bir çalışma grubumuzu oluşturduk ve standartlarımıza bu anlamda baktık. Bizim o dış değerlendirmede kullandığımız ve kurumlardan ne gibi kanıtlar isteyebiliriz bu anlamda, bunları güçlendirdik. Yani şöyle bir şey yaptık. Dedik ki biz üniversiteleri değerlendirirken artık bu eğitimin gerektirdiği bir takım ölçütleri de değerlendiriyor olmalıyız. Fakat bizim yani YÖKAK olarak çok hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir şey var. Böyle sadece değerlendirici, işte elinde şey, bir müfettiş rolünü üstlenmiyoruz. Hemen onlara bir kılavuz da hazırladık. Bir bilgi portalımız var bizim. Bence arkadaşlarınızla onu zaman zaman paylaşabilirsiniz. Buraya da gereken destekleyici bilgileri yerleştirdik.
Bakın işte bu eğitimleri yapmak istiyorsunuz, şu şu bileşenleri yerine getirmeniz lazım, altyapınız böyle olmalı, hocalarınızı eğitmelisiniz. Çünkü çevrimiçi içerik hazırlamak o kadar kolay bir şey değil, bence örgün eğitimden daha zor. Kesinlikle. Bir de kesinlikle mesela işte açtım Zoom'u, dersimi işte koydum slaytımı da değil. Yani online eğitim bambaşka bir şey, bir etkileşim, işte ne bileyim bir öğrenme sürecinin gerçekleşmesi lazım ve bunun örgün yaşantıdakiyle aynı etkide olması lazım. Artı değerlendirme ne kadar zor, hepiniz deneyimliyorsunuz. Yani sınav yapmak, evet, sınavların güvenilirliğini sağlamak, dolayısıyla farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ihtiyaç duyan bir alan veya sınavların güvenliğini sağlayacak bir şey. Dolayısıyla biz hani tedbiren bu çalışmaları kurumumuz adına yaptık. Tabii bundan sonra açıkçası değerlendirmede bu boyutu çok daha görünür hale getirmek istiyoruz. Takımlarımızın bu anlamda eğitimlerini biraz daha güncelleyeceğiz. Mesela siz bir eğitim aldınız aslında ama sahaya çıkmadan önce veya değerlendirmeye gitmeden önce bir şekilde bu eğitiminizi bu parametreler açısından tekrar güncellemeyi hedefliyoruz. Ve tabii ilginç bir şey, hani sizin için bile sürpriz olabilir sevgili Gamze. Belki de bu yıl üniversitelerimizi biz de online değerlendiriyor olabiliriz. Genelde saha ziyareti yapıyoruz ama gelişmeler, evet, inşallah tabii bir an önce kurtuluruz bu şeyden ama eğer öyle bir tehdit veya risk devam ediyorsa bu da bir seçenek, bunun için de çalışıyoruz. Açıkçası hocam yoğun geçtiği kadar da saha ziyaretleri çok da keyifli. Çok farklı bir deneyim. O yüzden olmasını gerçekten istiyorduk ama böyle bir süreçle karşılaştık. Bakalım bize neler gösterecek daha diyebiliriz. Mesleki yetkinliklerle ilgili bir sorumuz var hocam. Bunun mesleki yetkinliklerin artması için izlenen yol YÖKAK tarafından nasıl değerlendiriliyor diye soruldu. Şimdi mesleki yetkinliklerden kasıt anladığım kadarıyla bir programa kayıtlı öğrencimiz ve o programın gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılıp kazandırılmadığından YÖKAK nasıl emin oluyor diye. Değil mi? Böyle bir şey algılamın. Evet hocam. Zor soru. Şimdi biraz önce söyledim. Biz YÖKAK olarak kurumsal değerlendirme yapıyoruz. Yani kurumun bileşenlerini, bütün bileşenlerini değerlendiriyoruz. Kurumun yürüttüğü eğitim, öğretim, kurumun yürüttüğü araştırma, işte diğer faaliyet, her şeyi bütüncül olarak değerlendirip bir rapor ortaya çıkıyoruz. Ama mesleki yetkinlikten bahsettiğimiz noktada biraz daha programa özgü parametreler ortaya çıkıyor. Yani mesela işte neyi kastedelim burada, ne programı olsun? Bu bir beslenme programı olsun mesela. Beslenme programının mezunlarına yeterli yetkinlik kazandırıp kazandırmadığına ilişkin acaba nasıl emin? Bu birazcık daha program akreditasyon kuruluşlarının işi. Biliyorsunuz biz direkt program akreditasyonu yapmıyoruz YÖKAK olarak. Yapan kuruluşları ama yetkilendiriyoruz. Yani aynı dili konuştuğumuzdan emin olarak. Şimdi YÖKAK ise bunu daha bütüncül olarak yapıyor ama örneklemler üzerinden. Bir kuruma gittiğinde bütün fakülteleri, bütün programları gezmiyor. O yüzden mesela öğrenciler hep bize soruyor. Yani geldiniz ama biz hiç görmedik diyen olabiliyor. Yani hani ne zaman geldiniz diye. Çünkü orada örneklemler devreye giriyor. İşte 15 fakülte varsa 5 tane fakülteye ancak ziyaret gerçekleşiyor. Ama program akreditasyonunda o program üzerinde direkt kuruluş çalışıyor. Dolayısıyla bizim ölçütlerimiz var dediğim gibi. Bu ölçütler eğitim öğretim ölçütlerinde mesela bu program nasıl tasarlandı? Tasarlanırken acaba paydaşlardan görüş alındı mı? Bir kere program tasarımından neyi kastediyorum? Hangi yetkinliklerle donatılması gerekir? Yani ben eğer bir programda öğrenci yetiştiriyorsam mezun olunca bu öğrenciden beklediğim yetkinlikler nedir? Önce bunu tanımlamam lazım. Acaba bunu tanımlarken ben oturup 3 hoca kafa kafaya verip mi yaptım bunu? Yoksa ben gerçekten gerçek dünyada benim mezunumun ne tür yetkinliklere ihtiyacı var bunu araştırdım mı? Gittim işverene sordum mu? Gittim bakanlığa sordum mu?
mezunuma sordum mu? Sen bak benim programımdan mezun oldun. Acaba bu yetkinlikler senin ne işine yaradı? Yaradı mı? Değil mi? Yani mesela tasarlama şeyinde bir takım ölçütler işletiyoruz. Bunların tabii ulusal yeterlikler çerçevemize uygun olup olmadığına bakıyoruz. Arkasından bu programın öğretim elemanlarının yetkinlik düzeyleriyle ilgili değerlendirmelerimiz var. Yani öğretim elemanları acaba gerçekten o dersin, şöyle söyleyeyim, mesela beslenme üzerinden yine gidelim. Diyelim ki bir biyokimya dersi aldı. Biyokimya dersine tarih öğretmeni geliyor. Yani çok basit bir şey ama olabiliyor birçok kurumumuzda. Yoksa gerçekten o dersi vermeye yetkin bir hoca tarafından gelirdi. Ölçme değerlendirme süreçleri uygun mu bu yeterlikleri ölçmeye? Yeterince staj imkanları var mı? Uluslararası değişim programları, fırsatları var mı? Sosyal olanaklar nasıl? Örneğin bir engellilik boyutu varsa bununla ilgili düzenlemeler yapıldı mı? Gibi. İşte ne bileyim, programlar sık sık gözden geçiriliyor mu? İzleme mekanizmaları var mı? Ama bunları kanıta dayalı Gamzeciğim. Yani öyle var mı yok mu falan filan değil. Gerçekten hani ortaya koyarak bu kanıtları kurumdan isteyerek veya paydaşlarla görüşerek, yani öğrenciye zaten şunu sorduğunuz zaman birçok şey ortaya çıkıyor. Acaba size yıl içinde bir ders için ne kadar zaman ayırdığınız soruldu mu? Yani o iş yükünün biliyorsunuz hesaplanması için filan. Şimdi dolayısıyla çok farklı, burada sizi şeye yönlendireceğim, kurumsal dış değerlendirme ölçütlerimize yönlendireceğim. Beni bu kadar konuşturdunuz, ben de bir ödev vereyim. Öğrencilere ödev vermek şeyin şanından. Kurumsal dış değerlendirme ölçütlerimizdeki o eğitim öğretim başlığı altındaki ölçütlere bakarsanız çok net. Bir küçük ödevde herkes kendi program akreditasyon kuruluşunun ölçütlerine bakarsa zaten bunların dedik dedik ne kadar değerlendirildiğini görebilir. Çünkü bizim için, bizim için hemen şunu söyleyeyim, işin kalbi, yani bizim için en önemli kısmı bu. Eğitim verirken takımlarımıza da bunu, bu kalbi vermeye çalışıyoruz. Yani işin ruhunun burada olduğunu. Niye? Çünkü hedeflediğimiz yetkinliklere ulaştıramazsak öğrenciyi dükkanları kapatalım. Çok haklısınız hocam. Bir sonraki sorumuz, yeni bölümlerin açılmasını ve var olan bölümlerin kontenjanlarının arttırılmasını YOKAK nasıl karşılıyor? Çok politik sormuşsunuz. Çok şey sormuşsunuz, yani böyle güzel sormuşsunuz. Biz bu soruyu işte diyelim ki yılda 100 tane toplantı yapıyorsak 100 tanesinde de bu soruyu alıyoruz. Yani o yüzden antrenmanlıyım diyeceğim. Şimdi öncelikle burada bir şey ifade etmek istiyorum. Bu kontenjanları biz belirlemiyoruz. Bu kontenjanları Yükseköğretim Kurulu belirliyor. Ve biz Yükseköğretim Kurulu'ndan farklı bir organizasyonel yapıyız. Tamamen biliyorsunuz tabii önce birlikte ilişkili olarak kurulmuştuk. Ama şu anda dünyadaki diğer örnekler gibi bağımsız faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Şimdi Yükseköğretim Kurulu ise ülkemizdeki yükseköğretim sistemi hakkında planlamalar yapan, bir takım kararlar alan, işte ne bileyim bu düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlayan farklı bir kuruluş. Tabii ki çok yakın ilişkiler içerisinde çalışıyoruz. Ama kontenjan çalışmalarını tabii biz yapmıyoruz. Yani bu bir yükseköğretim sistemi planlamasıyla hayata geçirilen bir şey. Farklı dinamikler var. İş dünyasının beklentileri var. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Hep ben dekanlık yaptığım dönemde Sağlık Binleri Dekanlığı bu kontenjanlar yüzünden ne kadar çok böyle işte kavgalar, şeyler, çalışmalar falan filan. Ama bir pandemi dönemi geçirdik. Sağlık personelinin gerçekten, değil mi? Her biri, yani evet. Şu anda, yani şimdi bir takım şeyleri de açıkçası hani ülke, toplum ihtiyaçları, bir takım uluslararası temayüller, yani bu planlamalar kendi mecrasında yapılıyor. Biz YOKAK olarak şöyle düşünüyoruz. Tabii ki yetkinliklerin kazandırılması dedik ya, bunun başarılabilmesi için tabii bazı optimum şeyler olmalı.
Yani sınıf mevcudiyeti iyi olmalı, öğretim üyesine düşen işte öğrenci sayısı optimum olmalı, staj alanları, çalışma alanları. Ya bunların hepsinin farkında olarak bunları söylüyorum. Çünkü ben öncelikle bir öğretim üyesiyim, yöneticilik yaptım, zamanında öğrenci oldum. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Fakat YOKAK olarak biz daha çok şununla ilgileniyoruz. Kontenjan ne olursa olsun mesleki yetkinlikler kazandırılabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kontenjan şahane de olabilir, bir ideal yakalanmış olabilir ki var yani böyle kurumlar da var. İdeal yaşanmış, yaşanıyor olabilir orada ama kontenjan inanılmaz sıkışık olabilir. Bir sınıfta işte 200 kişi olabilir o programın doğasını. Burada bizim için önemli olan şey şu, o programın sahipleri bunu aşmak için kalite güvencesini sürdürmek için ne yapıyorlar? Bir sürü alternatif var çünkü. Şubelendirebilir, teknolojiyle destekleyebilir, online eğitim seçeneklerini devreye sokabilir, karma modeller yaratabilir, saha modellemelerini değiştirebilir, işte ne bileyim farklı ödev proje, bir takım farklı öğrenme yaklaşımlarını devreye sokabilir. Yeter ki yetkinlikleri kazandırmak üzere çözüm üretsin. Ha tabii ki hani bu bir seçenektir. Yani siz hiçbir şey yapmayıp habire benim kontenjanım çok derseniz bu bizim için iyileştirme çabası gösterilmiş bir örnek olmuyor. Ama bir sürü şeyi, seçeneği devreye sokup bakın ben işte şu yolu izledim, bu yolu izledim, öğrencime sordum, işte olumlu dedi, tekrar buraya gittim. Yani biz daha çok burasında ilgileniyoruz. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ve zaten şu anda görüyorsunuz yani herkes yetkinliklerini online veriyor. Yani bir şekilde adapte olmak kontenjan çokluğuna, yer yokluğuna, işte hava soğukluğuna, bir takım şartların uygun olmayışına adapte olmak ve hala yapmakta olduğumuz işi en iyi yapmak bizim daha çok ilgi alanımıza giriyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Netleşmiştir umarım. Evet. Hocam aslında öğrencilerimizden gelen sorularımız da var. Onlardan da birkaç tane sormak istiyorum. Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. İlk sorumuzdan başlayalım. Üniversitelerin mezun öğrenci takibi nasıl yapılabilir? İş değişimi yapan mezunların sistemde takibi nasıl yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi çok güzel bir soru bizim. Çünkü şu anda kalite güvence sisteminde yani ulusal büyük sistemden bahsediyorum. En zayıf olduğumuz konulardan bir tanesi mezun izleme sistemleri. Biz bunu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Biz bu üniversiteleri değerlendirdikten sonra oturup analizler yapıyoruz. Yani o yıl değerlendirdiğimiz üniversiteleri bir kere ortaya koyuyoruz ve bulgularımızı tek tek analiz ediyoruz. Hatta işte 160 kurum bittikten sonra bu 160 kurumun tüm bulgularını analiz eden 5 yıllık bir rapor da hazırlamıştık. Oradan tabii bir takım tespitler ortaya çıkarttık. Mesela iki tane büyük sorun var ortada. Bunlardan bir tanesi mezun izleme. Yani programdan mezun olanların görüşlerine çok ihtiyaç olduğu halde esas deneyim çünkü orada. Bir de gittiler o yetkinliklerle iş dünyasında ve ya da gerçek yaşamda mücadele ediyorlar. Bir, buna ulaşamamak. İkinci problemimiz de programların izlenememesi çeşitli nedenlerle. O yüzden program akreditasyonu çok değerli. Yani çünkü program akreditasyonu var demek ne demek biliyor musunuz? Benim programım baştan sona izlenir, güncellenir, hakkını da verir demek. Yani gerçekten burada bir madalyayla ben geziyorum demek. O yüzden ben bütün öğrencilerimize gidip akredite olalım diye hani ısrar etmelerini eğer değilse. Yani akredite programda okumak ayrıcalıktır. Yani bunu da parantez içinde söylemiş olayım. Şimdi dolayısıyla iki büyük sorundan bir tanesi. Ama akredite programlar bunu başarıyorlar. Yani mezunlarını izleyebiliyorlar. Ne yapıyorlar? Programa özel mezunlarıyla ilişkiler kuruyorlar. Ve onları kaybetmiyorlar. Yani bunun çok farklı mekanizmaları var. Çünkü kurum düzeyinde mezun izlemeleri biraz daha zorlaşıyor. Ülkede iyice zorlaşıyor. Bizim ülke olarak
ülke boyutunda bir çalışmamız var YOKAK olarak. Bu süreçle kesintiye uğradı. Üniversiteler adına büyük bir mezun izleme sistemi oluşumu için çeşitli kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Çünkü en büyük sorun şu, veri tabanı yok. Yani diyelim ki o yıl biz 500 tane mezun verdik. Bunların bilgilerinin güncellenebildiği bir veri tabanı maalesef yok. Kaybediyoruz. Eğer mezun kendiliğinden geri dönmezse kayboluyor bu veriler. Dolayısıyla aslında mezunlarla yapışık ilişkilerin farklı şekillerde sürdürülmesi lazım. Yani ciddi bir aidiyet ortamı. Yani bazı kurumlar bunu çok güzel yaratıyor biliyorsunuz. Mezun ikide bir de dönüyor üniversitesinde bir takım şeylere katılıyor. Yani kalite güvence sisteminin içinde olmak bu anlamda. Yani mezunun aslında kurumunla olan etkileşiminin kesilmemesi lazım. Yani burada iki tarafa da bir rol düşüyor. Mezun daima kurumunun bu tür faaliyetlerine duyarlı ve hassas olmalı. Bir anket gönderildiğinde cevaplamalı, bir araştırma sorusu geldiğinde buna hassasiyet gösterilmeli. Yani bu gerçekten çok önemli. Ama kurumun da bunu böyle iyi bir şeyle, organizasyonla sisteme dönüştürmesi ve mezununu sürekli kaybetmeden izlemesi. Yani izleme işi aslında iki taraflı etkileşim gerektiriyor. Bugüne kadar en başarılı uygulamalar, hani soruya dönersek, program düzeyindeki izlemeler oldu ülkemizde. Ama bunu çok sistematik başaranlar yok. Ben mesela fakültemde, dekanlık dönemimde çok güzel bir mezun izleme sistemi biz uygulaması başlatmıştık. Hani şu anda sürüyor mu bilmiyorum. Fakat oradan aldığımız sonuçlar en azından bir sürü şeye girdi sağladı. Yani doğru yolda mıyız, yapmakta olduğumuz şeyi yapıyor muyuz? Hani bir de başlangıçta söylemiştim ya, ben hani iki kariyer derken bazen bunu kesiştiriyorum. Mesela geçen yıl bir doktora tezi bitirdim. Mezun izlemeye dayalı bir çalışma yaptırmıştım. Mesela kendi alanımdaki mezunlarla ilgili dehşet sonuçlara ulaştım. Yani hani istihdamdaki yaşadıkları, kendi niteliklerinin çok altındaki işlerde çalışmak zorunda kalmaları, iş bulma süreleri çok kısa olmasına rağmen iş değiştirme sıklıklarının fazla olması, bir takım 21. yüzyıl becerilerine ait hiçbir donanımlarının olmaması. Bakın ben bunlardan inanılmaz dersler çıkarabilirim eğer bu bilgilere ulaşırsam. Dolayısıyla biraz akademik, biraz örgütsel, biraz aidiyet, biraz da bireysel çabalarla sürdürülmesi gereken bir boyut diye düşünüyorum. Hocam bir sonraki sorumuza geçmeden önce son anketleri hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar, son anketlerimizi doldurarak aslında gelişmeye açık bulduğunuz yerleri belirterek bizim de gelişimimize faydada bulunabilirsiniz. O yüzden hassasiyetle doldurmanızı rica ediyorum. Bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Bu sorumda da aslında şöyle, MİAK yani Mimarlık Akreditasyon Kurulu'nun tescil süresinin bittiğini YOKAK'ın sitesinde görebilmemiz mümkün. Tescil süresi uzatılacak mı? Planlar yapılıyor mu? Ya da uzatılmadıysa neden uzatılmadı? Demişler. Şimdi Mimarlık Akreditasyon Kurulu, şimdi şöyle yapıyoruz biz. Bazı ölçütlerimiz var. Bu ölçütler uluslararası standartlar aslında. Biliyorsunuz biz de bir uluslararası çatı kuruluşa üyeyiz. Bu iş böyle çok ciddi çerçevelerle yürüyen işler. Dolayısıyla bu ölçütleri biz hayata geçiriyoruz. Kuruluş bu ölçütlerle tamam karşıladığına ilişkin dosyasını bize getiriyor ve bir komisyon çalışması ve kurul kararıyla tescil yetkisi veriliyor, verilmiyor. Şimdi bu şeylere, birincisi şu, kuruluş bu ölçütleri yerine getirmekle ilgili, yani en son kaldıkları nokta bu, çalışmasını sürdürüyor. Yani şu anda güncel bir başvuruları yok. Süreleri bittiği halde o ölçütlere ilişkin yapılması gereken işleri tamamlayıp geldiği takdirde. Yani uzatılma kendi kendine olan bir süreç değil. Bu şeylerin tamamıyla yerine getirilmesi ve dosyanın başvuruya dönüştürülmesi gerekiyor. Biz bekliyoruz çünkü Ulusal Akreditasyon Kuruluşu sayımızın artması, program çeşitliliğinin artması, bunlar bizim zaten ulusal stratejilerimizin içinde olan şeyler. Ne zaman gelirlerse
değerlendirmeye hemen alınacaklardır diye söyleyebilirim. Teşekkür ederiz hocam. Bir soru daha almak istiyorum. Birçok üniversitenin ISO 9001-2015 belgesi edindiğini görüyoruz. Bu belgelendirmenin süreçlere katkısı hakkında düşünceleriniz nelerdir diye sorulmuş. Şimdi ISO'lar bambaşka şeyler, çalışmalar ama hiç katkısı yok değil. Şöyle, bize göre okuruma, kalite, güvencesi, kültürünün girdiğini gösterir. Yani çünkü bir çalışma, bir standart çalışması yapmak istemiş. Kendi kendine süreçlerini, yönetimlerini falan iyileştirmek istemiş. Yani bizim yaptığımız ve yapmak istediğimiz şeyden farklı. Yani daha farklı bir yaklaşım. Ama yani yüksek öğretim sistemine çok uygun değil aslında. Ama yine de bu çalışmalar o kurumda bir kültür olduğunu gösterir. Yani şöyle düşündürür en azından. Ha, bu birim, bu program, bu şey her neyse, bu ISO çalışmalarıyla kendini geliştirmek istiyor. Yani en azından biri dışarıdan beni değerlendirsin, standartlarıma baksın, bana baksın. Bu bir kültürün önemli bir parçası. Bunu düşündürtür. Ama bizim yapmak istediğimiz yüksek öğretim sisteminin özüne uygun. Az önce bahsettiğim işte öğrenme süreçleri, öğretim tasarımı, bir takım yapısal bileşenler, destekler. Bunu değerlendirilmesine ilişkin ölçütler yok. Anlatabiliyor muyum? Yani azıcık daha ruhu olan bir şeydeyiz biz. Yani ne diyeyim? Yani hem bireye dokunan hem teknik ama esas olarak öğrenme süreciyle ilgilenen. Yani dolayısıyla azıcık daha farklı ama bize kültürü gösterir. Çünkü kültür her şey. Yani kültür yoksa bunların hiçbir anlamı da yok. Onu da söyleyeyim. O yüzden bugün buradaki katılımcıların en önemli fonksiyonu bu kültürün yaygınlaşmasına hizmet etmek olmalı. Teşekkür ederiz hocam. Son sorumuz, hızlıca yanıt alabiliriz aslında. Hocam, iş dünyası kontenjanların artmasını mı bekliyor, azalmasını mı? Çünkü genç işsizlik %27'lerde seyrediyor diye bir soru almışız. Ya iş dünyasının biz ne beklediğini sorduk YOKAK olarak. Kendi iş dünyamıza sorduk. Bu konuda yapılmış bir sürü çalışma da var, ulusal, uluslararası. Aslında iş dünyası kontenjanlarla ilgilenmiyor, biliyor musunuz? İş dünyası mezunun taşıdığı niteliklerle, özelliklerle ilgileniyor. Yani eskiden işte falanca üniversite mezunu olsun, filanca lisan bilsin, filanca falanca işte ne bileyim şu programı öğrensin, böyle şeyler vardı. Şimdi böyle şeyler yok. İş dünyası hızlı adapte olabilen, hızlı öğrenen, gerekirse diploması olmasın ama bir takım yetkinlikleri olsun kişiler arıyor çalıştırmak için. Ve birçok sektör kendi elemanlarını, kendi yetiştirdiği eğitim programları uygulamaya çalışıyor. Biliyorsunuz yani siz üniversiteden mezun ediyorsunuz, o 6 aylık atıyorum bir kurs açıyor, bir sertifikasyon yapıyor, sürekli eğitimler yapıyor. Yani mühendis gönderiyorsunuz ama orada farklı bir eğitimle onu. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Hatta birçok uluslararası şey diplomaya ihtiyaç duymadığını açıkladı. İçlerinde Google'da var. Yani ben üniversite diploması istemiyorum dedi bir sürü şirket. Büyük küresel şirketler. Şimdi bu ne demek? 4 yıl 5 yıl bekleyene kadar benim şu 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 yetkinliklere ihtiyacım var. İşte nedir? Dronlar çıktı değil mi? Hayatımıza girdi. Drone operatörüne ihtiyacım var. Drone operatörü neleri bilir? Şunu bilir, bunu bilir, bunu bilir. Sipariş vermek istiyor üniversiteye. Veya eskiden hayatımızda hani olmayan birçok işin otomasyonla yapıldığını gösteriyoruz, görebiliyorsunuz. Yani mesela şeyleri gördünüz mü? Kendi kendine elektrik süpürgeleri dolaşıyor, evi süpürüyor, minik minik robotlar. Evet. Şimdi bu robotların tamir servislerine ihtiyacı var artık işlerin. Şey, hani Arçelik isim vermeyeyim de tabii hani bir takım beyaz eşya servislerinin içinde bu bakımlara da, anlatabiliyor muyum? Bu tür teknolojiler ihtiyaç. Veya sürücüsüz arabalar yaygınlaşacak ya da uçan arabalar. Bunların teknisyenlerine ihtiyacı var. Yani mühendislerine. Şimdi dolayısıyla bakın olay biraz farklılaşıyor. Bunları içinde yaşadığımız yüzyıldan bağımsız düşünemeyiz. Yani burada önemli olan kontenjanmış, oymuş, buymuş, biraz daha klasik yaklaşımlar değil. Çok yakın bir gelecekte sınıflar bile kalmayabilir.
iki salgına daha bakar yani. Ama yetkinlikler devam eder. Yani yetkinlik kazandırma yaklaşımı yöntemleri bilmez, bitmez. Bu anlamda yani en başta söylediğim hani 21. yüzyıl becerileriyle donanmak. Yani esas önemli olan şey bu diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Hocam bize tanınan sürenin sonuna geldik. Bizi kırmayıp böyle bir webinara katıldığınız için ve deneyimlerinizi, bilgi birikiminizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim size. Gerçekten hepimiz için faydalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Benim için açıkçası çok bilgilendirici ve zevkli bir webinar olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin için de öyledir. Kalite artist arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Haftaya yapılacak webinar toplantımızda önerileriniz varsa merak ettiğiniz şeyleri ankete ya da mail adreslerimizden ve kalite elçisi Twitter ve Instagram adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.